İfade hürriyeti ve toplanma ve gösteri yürüyüş hakkı ve aslında örgütlenme özgürlüğü geniş anlamda ontolojik olarak birbirine bağlı haklar. Yani birisi olmadan birisi olmaz. Yani siz ifadenizi beyan etmek için toplantı yapıyorsunuz. Siz ifadenizi yaymak için bir gösteriye katılıyorsunuz. Bu yüzden ikisi arasında bir ontolojik bağ vardır diyebiliriz. Ve o yüzden zaten hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem de Anayasa'da sırasıyla bunlar düzenlenmiş. Biri olmadan biri olmayan bir hak olarak tanımlayabiliriz. Örgütlenme özgürlüğü bir temel anayasal hak. Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan bir hak, toplantı ve gösteri, yürüyüşü, düzenleme hakkı. Aynı zamanda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde de güvence altına alınan bir hak. Bunlara kısaca toplanma özgürlüğü diyebiliriz. Hem Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 21. maddesinde hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı güvence altına alınmış. Bizim anayasamız izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkını herkese tanıyor. Ancak anayasadaki bu geniş hak tanımına rağmen 12 Eylül rejimi sırasında çıkarılan 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu var. Bu kanunda bu hakkın kullanımı aslında çok önemli ölçüde daraltılmış durumda. Çok ciddi şekli sınırlamalar söz konusu. Elbette izin almadan bu hakkın kullanılabilmesi gerekiyor. Kanun izin şartı öngörmüyor kural olarak. 48 saat önceden haber verme, bildirimde bulunma yükümlülüğü öngörüyor. Bu bildirimde bulunma yükümlülüğü önceden planlı gösteriler açısından sorun teşkil etmiyor. Ama çoğunlukla bugün yaşadığımız dünyada anında tepki gösterilmesi gereken durumlar meydana geliyor. Ani tepki gösterilmesi gereken durumlarda kişiler 3-5 kişi bir araya gelip görüşlerini ifade etmek istediğinde bildirimde bulunulmadığı gerekçesiyle güvenlik güçleri bu gösterinin yasaya aykırı gösteri olduğunu ve dağıtılması gerektiğini düşünerek hemen müdahale ediyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü demokratik rejimlerde çok önemli bir ifade aracı ve bir katılım aracı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kişilerin kamu politikalarına ilişkin kamusal meselelerdeki görüşlerini toplu bir şekilde ifade etme aracı. Aynı zamanda bir hak arama yöntemi. Dolayısıyla bu hakkın demokratik rejimlerde en geniş bir şekilde tanınması ve sınırlamaların oldukça dar yorumlanması gerekiyor. Toplama ve örgütlenme özgürlüğü eksikse yalnızca belli tip siyasal anlayışların temsil edilebildiği, diğer siyasi anlayışların kendilerine yer bulamadıkları bir siyasal düzene dönüşür. Dolayısıyla bu başı başına baskıcı ve bastırılmış görüşlerin olduğu bir toplum anlamına gelir. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarında hem de Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarında toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından yararlanmak için bir bildirim ya da izin sistemi uygulanabilir. Ama bunun temel nedeni göstericilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca diğer kişilerin haklarının da korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. Yoksa en küçük bir kanundan sapmada müdahalede bulunmak değil. Bu çerçevede hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkemesi kanuna aykırı hale gelmiş olsa bile gösteriler eğer barışçıl ise, yani barışçıl niteliğini kaybetmemiş ise polisin müdahale etmemesi gerektiğini, bunu tolere etmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca yapılan müdahalelerin de mutlaka ölçülü olması gerekir. Ya gerek Anayasa Mahkemesi, yani Türkiye'nin en üst yargı merci, gerek Türkiye'nin yargılama yetkisini tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onlarca kararı var. 1 Mayıs kararı var, Onur Yürüyüşü kararı var, Nevruz kararı var. Var da var. Ve bütün bu kararlarda tek şey söyleniyor aslında.
şiddetsiz, bir şiddet teşvik olmayan bir toplantı, bir yürüyüşü engelleyemezsiniz. Bu toplumun vazgeçilmez hakkıdır. Bu toplumun kolektif hakkıdır. Bütün kararlarda bu cümle geçer. Şimdi bu cümleye bu kadar basitken neden bizim idareciler anlamıyor? Bu tamamen onların politik tercihi. Hem uluslararası mahkemeler hem yani kendi anayasa mahkememiz verdiği kararlarda bunu ifade ediyor. Ama maalesef Türkiye'de anayasasına uymayan bir grupla karşı karşıyayız. Gösterilere müdahaleler Türkiye'nin çok eskiden beridir yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi. Türkiye içerisinde toplanma özgürlüğüne ya da gösterilere müdahalenin boyutunu görebilmemiz için bununla ilgili adli istatistiklere bakmamız gerekiyor. Buna da nasıl bakacağız? Bir gösteri kanuna aykırı ilan edilip buna bir müdahale gerçekleştiğinde o gösteriye katılanlarla ilgili 2911 sayılı kanundan soruşturmalar açılır ve bu soruşturmalar daha sonra ceza davasına dönüşür. Bu verileri incelediğimizde 2016 yılına kadar senede yaklaşık 20 bin civarı soruşturma açıldığını görüyoruz. Bu da çok ciddi bir sayı. 2016'dan sonra ise bu sayılarda çok ciddi ani bir düşüşte görüyoruz. 2017'de 11 bin, 2018'de 9 bin, 2019'da 8 bin ve geçtiğimiz yılda yaklaşık 6500 civarı 2911'e muhalefetten soruşturma açıldığını görüyoruz. Öncelikle bu verileri gören birisi acaba Türkiye'de artık 2016'dan sonra gösterilere daha mı az müdahale ediliyor? Bu hakkın kullanımına daha az mı ceza soruşturması başlatılıyor diye düşünebilir. Fakat gerçek öyle değil. Türkiye siyasetini yakından takip eden herkes anlıyor ki müdahaleler belki daha da fazla arttı. Oransal açıdan daha fazla arttı. Çünkü adli istatistikler bize kaç tane gösteri yapıldı, bunların kaçına müdahale edildi gibi bir istatistik sağlamıyor. Biz sadece açılmış soruşturma sayısını görüyoruz. Ama medyayı da, sosyal medyayı da takip edenler görüyor ki Türkiye'de 2016 yılından itibaren çok daha az gösteri yapılabiliyor. İnsanlar bir şekilde bu hakkını kullanmaktan çekiniyorlar. Yine adli istatistiklerden gördüğümüz kadarıyla bu hakkı kullanırken mesela örneğin bir gösteride slogan attığından dolayı terör propagandasından ya da görevli memura direnme suçundan açılan soruşturma sayıları 2016'dan sonra daha fazla artmış durumda. Dolayısıyla bu gösterilere sanki doğrudan bu hakka yönelik müdahale edilmiyormuş gibi görünse de bu gösteriye katıldığı için attığı slogandan Cumhurbaşkanı hakaret de olabilir ya da şey de olabilir, terör propagandası da olabilir ya da oradaki müdahaleye karşı direnmesinden dolayı görevli memura mukavemetten soruşturmalar açıldığını görüyoruz. Yani aslında aynı şekilde müdahale son hızla devam ediyor. Zaten 6000 sayısı da bir hakka müdahale için bir senede 6000 müdahale zaten ciddi bir ihlal de anlamını taşıyor aynı zamanda. Çok yüksek bir sayı bu. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına müdahale sadece tabii ki polis müdahalesiyle ya da ceza soruşturmasıyla olmuyor. Boğaziçi sürecinde çok yaygın olarak gördük bunu zaten. Hemen hemen katılan bütün öğrencilere, oradaki gösterilere katılan veya gözaltına alınan öğrencilerin tamamıyla ilgili alternatif yaptırımlar duyuruyor. Biz bütün öğrencilerde şunu gördük, gözaltına alınmış Boğaziçi öğrencilerinde. Gözaltına alınıyorlar, bir şekilde serbest bırakılıyorlar. Daha sonra valilik ya da emniyet tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazılar gönderiliyor. Bu yazıları bakanlık dayanak kılarak öğrencilerin burslarını ya da kredilerini kesiyor. Bu da aslında doğrudan hem toplanma hakkına ya da gösteri yürüyüşü hakkına müdahale gibi görünse de diğer taraftan eğitim ve öğretim hakkına da bir müdahale haline dönüşüyor. Yani mesela bazen sendika grevine katıldı diye bir öğretmenin görevine alınmasını görüyoruz. Veya bazen 1 Mayıs'a katıldı diye bir işçinin veya bir çalışanın, bir memurun görevden alındığını duyuyoruz. Veya sosyal medyasında iktidar karşıtı bir paylaşım yaptı diye işte burs kesilmesinden tutun da işte işten atılmaya kadar geniş bir yelpazede baskı olduğunu görüyoruz. Bu maalesef bunlar da hukuki değil. Bunlar da toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ifade özgürlüğünün farklı araçlarla baskı altına alınmasıdır. İktidar insanların toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını tamamen ortadan kaldırdı. Şu an İstanbul'dan Diyarbakır'a, Edirne'ye kadar hiç kimse iktidar yanlısı değilse, bunun altını özellikle çiziyorum, hiç kimsenin neredeyse toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma şansı yok.
Yani İstanbul'da Taksim Meydanı'nda veya Kadıköy Meydanı'nda hükümet karşıtı bir grubun daha doğrusu yaptığı bir protestoya polisin müdahale etmesi veya işte o yerin kaymakamını veya valisini engellemesi, hukuki altyapısı yok. Bu tamamen idari ve pratik anlamında bir sistematik hukuksuzluk diye tanımlayabiliriz. Yani şöyle, şimdi Taksim Meydanı'na illa iktidar karşıtı olmanız gerekmiyor. Yani iktidara oy vermiş ama ekonomik durumdan rahatsız olabilirsiniz. Veya hala iktidara oy vermek de istiyor olabilirsiniz ama siz bu durumdan rahatsızsınız. Bu rahatsızlığı ifade etmek için Taksim Meydanı'na çıktığınız an polis müdahalesiyle karşı karşıya kalırsınız. Oysa bakıyoruz ki iktidarın lehine olan herhangi bir protesto gösterisi veya iktidarın istediği, örneğin Filistin protestoları oldu, iktidarı teşvik etti. Örneğin taraftar grupları var, Taksim Meydanı'na çok rahat çıkıyorlar. Örneğin Suriyeliler çıkıyor Taksim Meydanı'na. Bu onlar çıkması anlamına gelmiyor. Tabii ki onların hakkı aynı zamanda ama iktidarın teşvik ettiği bazı protestolar bunlar. Ama iktidarın teşvik etmediği ve iktidarın karşısında olduğu protestoları asla ve asla yapamazsınız. Bu açıdan Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olsun, ifade özgürlüğü hakkı olsun, vatandaşlar açısından anayasal bir haktır. Ancak şu anki sistem, şu anki hem idari bürokrasi, valiler, kaymakamlar, hem yargı bürokrasisi, savcılar ve hakimler bu hakları tamamen çekirdeğiyle yok etmeye çabalayan bir sisteme dönüşmüş durumdadır. Bir sürü müdahale biçimi var. Toplantı gösteri uşaklarına sadece kolluk şiddeti, ceza yargılaması da değil. Diğer bütün tehdit, fiili saldırı, başka bir grubun fiili saldırısı gibi. Bu müdahalede bulunanların müdahalede bulunduktan sonra bunun, bu haksız fiillerin yaptırımını görebilecekleri bir hukuk düzeni kurmak gerekiyor. Tabii ki bunun için de yine hakkı ihlal eden kişilere birazcık daha sorumlulukta düşüyor. O da nedir? Bir hak ihlaliyle karşılaştığında bunun giderilmesi için ya da bu hak ihlaline neden olanların bir yaptırıma maruz kalabilmesi için sonuna kadar mücadelesini sürdürmesi gerekiyor. Örneğin bir öğrenci haksız yere sırf bu hakkını kullandığı için caydırıcılık oluşturmak amacıyla disiplin cezasına maruz kalıyorsa ya da bursu kesiliyorsa öncelikle bu işlemin ortadan kaldırılması için tabii ki davalarını açmalı. Bir de bu haksız işlemi tesis eden keyfi idarecilerin bu keyfiliklerinden dolayı bu keyfilik suç, bu suçun cezalandırılması için de girişimlerde bulunmalı. Ve o girişimleri sonuna kadar götürmesi gerekiyor. Ya buradan da bir şey çıkmaz. Bunu da denemeyelim, ya burası Türkiye, buradan ne olacak gibi düşünmeyip aslında inatçı bir biçimde bütün süreçleri sonuna kadar götürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu alanda aslında iki temel sorundan söz edebiliriz. Birisi bizim toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun çerçevesinin çok dar olması meselesi. Kanunun pek çok düzenlemesinin hem Anayasa Mahkemesi içtihadıyla hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla çeliştiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kanunun ciddi anlamda bir revizyona ihtiyacı var. Fakat bundan daha önemli bir sorun var. Uygulamadaki hem polisin hem de yargının tavrı. Hem polis hem de yargı kanunu uygularken yüksek mahkeme içtihatlarından ortaya çıkan ilkelere uymuyor. Oysa anayasa herkes için bağlayıcı, yürütme organı içinde yani idare içinde, yargı içinde bağlayıcı. Tek ve önemli tavsiyem anayasaya uysunlar. Zaten anayasaya uyarlarsa şu an cezaevinde toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldı diye veya ifade özgürlüğünü kullandı diye tutuklu olan yüzlerce binlerce kişi tahliye olur.